Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 20 Şubat Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Bursa'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet, birinci koşu, birinci altılı gayanımızın başlangıç saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde bir mailing koşu. 3 yaş İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacak 9 safkanımız yer alacak. Evet, koşuya döndüğümüz zaman yani burada hemen hemen bazı safkanlar ilk defa beraber koşacaklar. Burada liderlik açısına girdiğimiz zaman ben burada King of Tokçalardan İsmail Dinar'la etkili bir performans gelmesini bekliyorum. Son yedinciliği 2000'de Antalya'da koşu görmüştü. Bir yedincilik de ayrıldı. Şimdi Bursa pistine geliyor. King of Tokçalar İsmail Dinar'la çok çok dikkat diyeceğim bir safkan. Yarın sürpriz hanesinde yer alacağını düşünüyorum. İlk tercihim benim 4 nolu safkanımız olacak. Evet, ikinci atımız 8 nolu Patrick Kia olacak. O da Cem Altun'la ilk defa buluştu. Yaptığı son koşusunda Kocaeli pistinden son yaptığı koşu 25 günlük aradan sonra 1400 metre kumunda güzel bir ikinci. İstanbul Sentelik'te Bursa'dan da tanıdığımız bir safkan. Cem Altun tercihinle 8'de mutlaka ve mutlaka kuponlarımıza yazmamız doğru olacaktır. İkinci tercihim. Üçüncü atım bir nolu safkanımız Halil Kaplan'la son yaptığı dördüncülü. Yani Bursa'da 1300'de önemsemediğim bir koşu. Gayet başarılı koşullara sahip olan bir safkanız ama kendini bir türlü fotoya atamıyor. Yarın ondan da etkili koşu gelecektir. 5 nolu safkanımız Özcan Yıldırım tercihine ilk defa Özcan'a dekler oldu. Bursa'da son iki koşusu 1400 ve 1300'de harika ikinciliklere sahip olan Özcan'a da sonları iyi bitirebilir. Dikkat. Sonradan 9 nolu safkanımız ilk startında güzel bir ikincilik İzmir pistinde Mustafa Çek eşliğinde Bursa pistine geliyor. 9'da es geçmeyeceğim. Ve de burada bir tane bomba bir isim. Yer olan arkadaşlar takibi alacağım ben bu safkanı. O da Altınoğlu Mekansız. Mahsun Demirbaş'ta sevgili dostlar. Bakmayın 6.lık, 0.lık, 9.lık derecesi ayrılsa da ilk defa Bursa pistine geliyor. Bu safkanın üstünde önemli duracağım. Hatta kuponumda da yer vereceğim. Tabii ki tercih size kalmış bir şey sevgili dostlar. Ben yine de bomba bir isim olarak Altınoğlu Mekansız'a da dikkat diyeceğim. Evet, buradaki sıralama birazcık kalabalık tutacağımız bir koşu altılgayımız ilk aya 4 başta olmak üzere 8, 1, 5, 9 ve 6 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu altılgayımızın ilk ayağında. Evet, ikinci koşumuza geçelim. Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kuma çıkacak 4 safkanımız yer alıyor. Beşli gayanımızda burada start alacak. Evet, grupta baktığımız zaman ilk defa start alıyorlar. Yani birbirlerinin ilk defa start alacak safkanların bir arada olduğu bir koşu. Evet, burada ben yarın için yani banko tercih yapacağım. İki koşu gördü. Birini dördüncülükte ayrıldı. Son koşusunu Bursa'da 1300'de Mertcan Çelik de çok başarılı bir koşu sergiledi. O gün içinde sürdürerek favoriydi tabii ki de. Yani koşuyu iyi bir şekilde kazanmasını bildi. Yarın ikinci birinciliğine de uzanmasını bekliyorum. Tabii ki burada 4 nolu safkanımız var. Kaçıp bitirebilir mesafe. Onun için yani 1900 metre uygun diyecektim ama yani bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. Biraz daha kısa olmuş olsaydı bunu da ben ilave yapacaktım. Eray Çizikli ama son yaptığı koşusunda ben beğendiğim bir safkan. 3 nolu safkanımız. Mesafe uzasa da zaten uzuna ilk defa çıkacak o da. Etkili bir performans mutlaka gelecektir. Buna ciddi rakip 4 ile 2'yi görüyorum. Ben ikili için değerlendireceğim. 3 nolu safkanımız benim bankom. Arkası 4 ile 2 olarak ikili deneyebiliriz. Evet, üçüncü koşumuza devam edelim. 7 plasa ve birinci üçlü gayanımız burada başlıyor. Şartlı 5 dişiler ama 4 ve Kore Arapların 1300 metre kuma çıkacak. 5 nolu Çağlayan Şelale, 7 nolu Roman Olur Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, koşta yani baktığımız zaman Ekürler birazcık sırıtıyor gibi görünüyor. Tabii ki burada
Efardita liderlik isteyebilir. İkinoğlu Baldiyar, Altınoğlu Altınzile, Romanoğlu birazcık tempo olacak gibi görünüyor bu koşuda. Tabii ki benim burada ilk tercihim sevgili dostlar. Bir nolu Aferdita diyeceğim ben. Sürpriz bir isim. Kocaeli pistinden şartlı bir işi kazanarak formda gireceği bu koşuya Fırat Aslan da kazanmıştı. İyi bir koşu çıkartmıştı. Yine Fırat Aslan'ın üstünde görüyoruz. Bir nolu Safkanız benim ilk tercihim. İkinci atım Baldiyar Kadir Tokoçoğlu'yla sevgili dostlar. Yani burada gerçekten yani şöyle söyleyeceğim bu Safkan için. Yani orijin olarak da çok çok hoşuma gitti. Bir Safkan dikkat diyeceğim yani bu orijin olarak bu grubun üstünde gördüğüm bir Safkan aslında Baldiyar. Yaptığı son iki koşusunda bunu bizlere kanıtladı. Kocaeli 1500 kazandı. Son koşusunda da Bursa'da handikap 14'ü 1400'e ikincilikte ayrıldı. Görkem Özçelik de 62,5 kiloyla şimdi kiloda düşerek Kadir Tokoçoğlu'na teslim edilen Baldiyar'ı da mutlaka değerlendireceğim. Sonra 3 nol canım çıtır. Tabii ki kaliteli bir safkan mutlaka yer alacaktır kuponumuzda. Ve de 7 nolu Romanoğlu diyeceğiz bu koşta. Evet sıralamam 1, 2, 3 ve 7 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. 3. koşu 7 plasa ve 1. üçlük ayarımız da burada başlıyor. Yani 7 plasa için 1 ile 2 yazdık mı yeterli olacağını düşünüyorum. İkisinden biri ikinciliği bozmaz diyorum. Evet dördüncü koşumuza geçelim. İkinci altılık ayarımız burada start oluyor. Handikap 14. 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacak. Gerçekten sürprize çok çok müsait bir koşu burada bizleri karşılıyor. Evet koşuda baktığımız zaman yani liderlik açısından yani çoğu safkana baktığım zaman önlerde kaçıp bitirmece 3, 4 olsun 6, 7, 9 yani bayağı kaçak bayağı önlerde kabullenecek safkanlar var tabii ki. Ama burada benim ilk tercihim son iki koşusunda güzel bir üçüncülükte hanesine yazarım. 1400'e üçüncü handikap 14. Handikap 15'te de 2000 metre kumunda çok başarılı bir koşu sergiledi. O da Mandacan sevgili pardon 3 nolu safkanımız özür diliyorum. Çok etkili bir koşu çıkartmıştı. Şimdi 63 kilo o gün için Mandacan'la da beraber koştular. Mandacan ona fark attı. 9 boy fark atmıştı. Nevzat Avcı ile start almıştı. Yani bu 3 ile 2 arasında gidip gelecek bir yarış gibi görünüyor. Yani hem uzun da iyi koşup biri ikinci biri üçüncü olarak pistten ayrılan safkanlarımız sevgili dostlar. Yani bu iki safkan bir tek işte kiloları ağır olduğundan kafamda soru işareti oldu. Yani burada bir Altınoğlu safkanımız var. Bomba bir isim. Bursa'da çünkü kazandığı bir koşusu var. Onur Yıldız'la 2100 metre kumunda bu safkana dikkat diyebiliriz. 56,5 kilo Cem Altun da üstünde. Yani bomba bir isim. Son koşular o kadar iç açıcı değil ama 6'yı da ben göz ardı etmeyeceğim burada sevgili dostlar. Mutlaka değerlendireceğim. Ve de son olarak 7 nolu safkanımızda Sultan Celim diyeceğim. Ali Yıldız'da bomboş kiloyla bu safkana da dikkat. Evet sıralamamız 3, 2, 6 ve 7 şeklinde oluştu. İkinci altılık ayarımızın başlangıç ayağında gerçekten zor bir koşuyla ikinci altılık ayarımız startı veriliyor. Evet 5. koşumuz 1 maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. 9 safkanımız yer alıyor. İkinci beşlik ayarımız başlıyor demiştik. Evet koşuya döndüğümüz zaman yani burada ben kalitesini ortaya koyacağını düşündüğüm bir tane safkan var. O da 5 nolu safkanımız Kadir Tokoçoğlu'nu da üstüne dekler etmişler. Son 1800'lü bir üçüncülük. Hatta o gün için 2-3 boyla geç çıkmıştı. Gökhan Kocakay ile start almıştı. Ondaki öteki koşularda İstanbul ve Bursa'da zaten İstanbul'da yarış hayatına başladı. Sonra iki koşusu Bursa'daydı. Şimdi Kadir Tokoçoğlu ile buluşan 5-1-2 adım önde tutuyorum. Tabii ki ciddi rakipleri var mı? İki tane de ciddi rakip var. O da bir nolu Solid Friend diyeceğiz. Burada Aprant Ergan'ın Uğur Levent'le mutlaka değerlendireceğim. Ve de Altınoğlu safkanımıza Halil Kaplan'la bir çarpı atmak doğru olacağını düşünüyorum. 5, 1 ve 6 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet 6. koşumuzda devam edelim. 1. altılık ayarımızın son ayağı kısa vade 6 bir mücadele 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Evet
liderlik King Colin, yani bilinen stille tercihli kulvar, 8 kulvar, en dış kulvar çıkıp liderliği alacaktır. Ama buna 3 nolu safkanımız olsun, Hakna olsun, 7 nolu Lord of Yıldızer, bunu kesinlikle rahat bırakmayacaklardır. Yarış birazcık da tempoya binecek gibi görünüyor. Evet, koşta şöyle baktığım zaman ben Hakna'nın yarın iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Son Kocaeli'de kısa vadeli 6400'de bir yarım boyla Akıncı'ya geçirmişti. Lord of Yıldızer de vardı o gün için. Onu da geçme başarısı gösterdi. Hakna'dan yarın çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Altınoğlu safkanımız Özcan Yıldırım'la benim ilk tercihim olacak. Evet, ikinci atım 4 nolu Cafer Bey. Bu safkana çok çok dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Benim sizlere önereceğim ikinci tercihim 4 nolu safkanımız olacak. Sonra 1 nolu Siempre, buranın etkili koşmasını beklediğim bir diğer safkan, gözümüze çarpan bir diğer safkan olacak. Yani ben burada 3 safkanla geçmeye çalışacağım. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka ilave yapma unutmayın sevgili dostlar. Yani burada bir tane daha safkan var ama gözüme çarpıyor. Bütçemiz doğrultusunda yer verebiliriz. O da kim? 5 nolu safkanın Nevzat Avcı'yla bu safkana çok çok dikkat diyeceğim. Evet, sıralamamız nasıl oluştu? 6 başta olmak üzere 4 1 çizgi 6 nolu safkan, pardon, 5 nolu safkanımızda bütçemiz doğrultusunda ilave yaparız. Bomba bir sürpriz isim olarak. Evet, 7. koşumuza devam edelim. Kısa vade 6 bir koşu. 4 yaşlı Arapların 1800 metre kuma çıkacak 6 safkanımız yer alıyor. 2 ile 4 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet, ikinci üçlük aynımız burada başlıyor sevgili dostlar. Evet, koşuya baktığımız zaman ekürlerin ben 1-2 adım daha önde tutuyorum. Yani Mahirini beklediğimiz yarışları bir türlü yapamıyor. Altta, yani bir türlü yapamıyor derken, iki koşusunu üst üste kazandı Bursa'da. 1800'ü bu mesafe, handikap 14'ü. Son koşusu için bahsetmiştim sevgili dostum. Nurettin Şen de kazanmıştı. Son koşusunda 1400'e handikap 15'te Nurettin Şen de kötü bir performans sergiledi. Yani beklediğimizin çok çok altında koştu. Ama şimdi biraz daha iyi koşmasını bekliyorum. İki nolu safkanımız benim ilk tercihim. Bir tane rakip önereceğim. O da bir nolu Dündar Zade diyeceğim. Yani 2-1 benim için yeterli olacaktı. Tabii ki 5'te 6 nolu safkanlarımız var da, ama bütçemiz doğrultusunda ben bu iki safkanı ayırt etmeyeceğim. 2 nolu Mahirini ve 1 nolu Dündar Zade diyerek burada da 2 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, 8. koşumuz kısa vadeli dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak 6 safkanımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. 6'lık ayarımızın, 2. 6'lık ayarımızın 5. ayağı oluyor bu koşu. Evet, koşuya döndüğümüz zaman, yani son yaptığı 2 koşusunda da 3 koşusunda da hatta üst üste birincilikler taşlandıran bir safkanımız oldu. İki nolu safkanımız Mustafa Çiçek'le iyi bir uyum yakaladı. Yani İzmir pistinden de yakınen tanıdığımız bir safkan. Yarın için ben bu grupta söz sahibi olacaktır. Ve de koşuyu kazanmasını bekliyorum. İki nolu safkanımız Mustafa Çiçek'le yarın için benim ikinci altı gayemde sığınma limanım olacak. Bu koşuda iki nolu safkanımız benim bankomdur. Evet, ikili deneyecek arkadaşlar için 3 ile 1'i arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. İki nolu safkanımız bankomdur. Evet, 9. koşu altılık ayımızın son ayağı. Handikap 14, 4 yaş Araplar 1900 metre kuma çıkıyor. 15 safkanımızın zevkli mücadelesi yine bizleri bekliyor. Evet, burada da enteresan bir safkanın yani koşuyu kazanabilir. Yani benim önereceğim burada sizlere sevgili dostlar 5 safkan var. Onlar kimler? Sırayla bahsedelim. 4 nolu Gece Işığı yaptığı son ikincili 1800'e çok başarılı buldum. Şimdi Mahmut Turan'la start almıştı. Hızlı Er, onun hemen arkasında bir üçüncü Ardahan, Boz Hayat, Bakgör, Hırsın Ateşi, Üzüm Çekirdeği, yani buradaki çoğu safkanlarla beraber koştu. O gün için bizim gerçekten çok formdaydı. Ona yapacak bir şey yoktu. Bununla Gece Işığı maalesef yarışı ikincilikten öteye gidemedi. Yarın ben
gece ışığından 4 nolu safkanımızdan çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Benim ilk tercihim. İkinci atımız 6 nolu safkanımız Hızlı Er, o Okan Atmaca ile Onur Atmaca ile mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 6 nolu Hızlı Emel kuponlarımız olmazsa olmazlardan olacak. Sonradan 13 nolu safkanımız Kafkas Serabı Cem Altun'la mutlaka değerlendireceğiz. Yaptığı son 1800'ü meydana veda ederken hatta 2-3 boyla geç çıkmıştı. Gelip yarışı lehine çevirmesini bildi. Yine lehine çevirebileceği bir yarışa çıkıyor 13 ve de son olarak da 14 nolu Reşit'e diyeceğiz. Yunus Emre Yüksel'le sevgili dostlar. Evet, bizim sıralamamız nasıl oluştu? 4 başta olmak üzere 8, 6, 13 ve 14 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu bu koşta sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan aktaracağım safkanlar bunlardı. Yani zor bir program. İki programımız da gerçekten çok zor. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.